İşin bir de çok trajikomik bir tarafı var. Ne biliyor musunuz? Bugünkü oyun. Ya bugünkü oyun bakın gerçekten trajikomik bir durum. Şimdi adada bir grup var. Bu grup tamamen can suyu göndermek istiyor ve kızı sinsilikle performansla falan filan suçluyorlar ve bizim bize bizim buna inanmamızı bekliyorlar. Bugün kadınlar da final mücadelesinde karşı takımın gönüller takımının en iyi ismi kim? Gönüller takımının kadınlarda. Ela şey... E, Kardelen. Kardelen. Normalde, Normalde Kardelen. Bugünkü oyun için Gönüller takımının en iyi ismi Kardelen değil mi? Kardelen çıkıyor. Karşısına Cansu'yu çıkarıyorlar abi. Yani diyorlar ki Cansu bizim boyunu kazanmamız lazım. Adaysın ama Adaysın biz seni yazdık. Sinsisin olsun busun. Şimdi çık Cansu ve çık oranın en iyi olan kadınını yen. Ve bize dokunulmazlığı getir. Cansu ne yapıyor? çıkıyor abi yeniyor. Dokunulmazlığı takımına getiriyor. Yani ciddi derece trajikomik bir durum var ortada ya. O yüzden ben açıkçası bunu e, daha çok baskın bir şekilde konuşmak istiyorum. Yani ve inanın bana onun yerinde bir kez daha takdirimi kazandığı için söylüyorum. Birçok yarışmacı hatta yarışmacıların %90'ı diyebilirim. Bugün, Bilmiyorum. bugün oyun kazanmazdı. Kazanmaz da abi. Bakın tanıtımda Ama Aziz karşıma girdi. Aziz Aziz tanıtımda ne dedi? Ben dedi bugün gönüllerin kaybetmesini istiyorum dedi, değil mi? Çünkü nedenlerini az çok biliyoruz, izlemedik. Ama ne diyecek? Tamamen benim gitmemi isteyen bir takım var. Ben bu takım için niye mücadele edeyim ki diyecek? Söyleyeceği şey bu. Kendine göre haklı sebepleri var mı? Bence var. Var. Cansu'nun da bugün oyun kaybetmesi için veya oyunu asılmaması için öyle söyleyeyim çok geçerli nedenleri var, biliyor musunuz? Ama yapmadı abi. Ama Kız potoda çıktı, kendine yer kazanması. Hem karakterli hem de şimdi bu birazcık SMS anında da e, artı yazar yani kızcağız hem potada hem de kazandı 3'te 3 yaptı çok büyük bir artıdır bence. Ama şöyle bir şey var. düşünmesi lazım. Ama şöyle bir şey var e, Hanzade eğer orada SMS artısına bakarsan bence kazanıp karşısına devamlı potalardan çıkan bir Azize almak yerine kaybedip bir Kürşat bir Buse Pilar ikilisinden birini almak çok ha, daha mantıklı. Öyle vardır. bir matematik daha iyi. O yüzden SMS matematiğine girerse Cansu bak Cansu bugün SMS matematiğine girse de yine kaybederdi. Bence kaybederdi ama çıktı kazandı. Urkan Furkan dedi. En son oyuna Cansu çıkardılar ya. Hı. Şimdi esas trajikomik diyorsun ya. Esas ben arkadaşlar iki tane görüntü aldırdım. Trajikomik olay o. En son güvendikleri ve ona muhtaç oldukları Cansu daha önce iki tane oyun kazanıyor. Geliyor. Hepsi birbirine konuşuyorlar. Mahsus kıza bakmıyorlar. Yalandan Aa. böyle bir Bak hadi tabii canım dikkat et <laughs> şimdi bak getirsinler. <laughs> bak kız geliyor oyunu kazanıyor böyle Halil böyle yapıyor bak Halil. Sanki biz anlamıyoruz ha bizi kandırıyor. Dönüyor yalandan böyle konuşuyor. Kız geliyor kıza çak Aa. yapmamak için kızı tebrik etmemek için böyle birbirlerine konuşuyorlar. Kız geliyor kimse kıza yüz vermiyor. Kız oyun kazanıyor bak. Aa, çok ayıp. Ama sonra Buse plan geliyor. Buse plan oyun kazanıyor ona çak çık çak. Oğuzlarda Bak, bak gelsin ee, ses kız, verebilir kız gelsin. Masus birbirlerine konuşuyorlar ki kıza çak yapmamak için. Ayıp ya. Çok Vallahi çok ayıp. Yani. Ucu olduğu bak, için... bak 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 orada bak, bak birbirlerine konuşuyorlar. Bir şey bak kızda kimse ne helal olsun de, diyor, ne çak de, yapıyor de, kız, kız ya. kazanıp kazanıp geliyor birbirlerine konuşuyorlar yalandan Hâlde kardeşim orada de, bir de, destek de, verin kıza. Kız. Siz orada ne var kız düşman mı yani kız size muhtarsınız ve kızı en sol oyuna siz çıkarıyorsunuz ve kız kazanıp geliyor oraya kimse kıza yüz vermiyor çok ayıptır Buse plan geliyor çak 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 yapıyorlar sizi kimse konuşmuyor bir de şu ağrıma gidiyor. Masuz birbirlerine konuşuyor gibi yapıp kıza dönmüyorlar. Bak o çok ağır. Hı hı. Şimdi o kızın yerinde olsam ben var ya böyle yaparım. Siz derim ya çıkmıyorum kardeşim. Çıkmasa ne olacak o kız? Abi bence çıkmamak en doğal hak evet. ya. Bu kadar Aa. muamele yapılan bir insanla evet. da... mücadele Ayıp ya. Şey ayıptır ya bu kadar olmaz. Yani <laughs> bu kadar takım arkadaşı nasıl bir takımsınız siz kardeşim? Bu çok ayıptır ya. Yani bir, görüyorsunuz işte abi. Yalandan birbirleriyle konuşuyorlar. Merve'nin e, Murat abi grubunda neydi? Seven. Seven. Grup 7. Merve'nin Grup Seven'a e dahil oluşunu da aslında konuşmadık. Bugün e, dikkatimi çekti sanıyorum o da Yusuf hastasıyla. Yani grup, çünkü e, evet gruba yani o menajer Yusuf onu e, galiba transfer etti. Çünkü şöyle aslında baktığın zaman Şu Merve ile da er Yusuf. <laughs> ya da er <laughs> Yusuf Yıldız. Yılın transferini mi yap? Şöyle e, Cansu ile Merve arasında performans olarak çok büyük bir fark yok. Madem bu kadar Buse'yi koruyorsunuz ve kadın göndermek istiyorsunuz aslında Merve de düşünülebilir bir adaydı. Ama Merve'yi değil yazmak tam tersi kendi gruplarını aldılar e, ve sayı olarak bir üstünlük sağladılar. Belki de orada işte Yusuf'la Merve'nin yarışmadan onlar yedek olarak geldikleri için uzun bir süre büyük ihtimalle Dominik'te yarışmaya girmek için birlikte beklediler. E, o sırada Yusuf dedi ki belki benim bir arkadaşım geliyor onu da biz çünkü her zaman adada artı bir evet artı bir yani kafalanacak adam çok doğru e, artı bir sana çok büyük katkı sağlar. Belki adada artı 15 gün demek bu. Şimdi yani o haftanın oy olarak ada konseyinde senin tarafından bir isim yazacak insan olması insanın dediği gibi kolay kafalanacak bir isim olması Merve oraya böyle joker oldu. O yüzden Cansu'yu ekstra gözden çıkardılar bence. Mesela Kürşat'ın da hiç duymadık nedenini. E, niye yazdı falan? Kürşat bir şey dedi. E, ya hatırlamıyorum yani notlarımda. İkisinin arasında kaldım ne yapsaydım gibi bir şey dedi. Bu sen orada sene, neredesin? Cansu arasında kalan Rüşat, ne hikmetse hep Cansu'yu seçmiş. Bir de yani hani Kürşat sen o ikilinin <laughs> <dedin, sen>, neresindesin <laughs> acaba? Hani sen tamam çok zor evet. O ikilinin de bayağı kal. gerisinde. <laughs> var, yani. Yani. Sen, ama, sen ama, ama, sen söyledin ama ben dayanamayacağım söyleyeceğim. Evet. Murat Eke'nin. Ah ben de Cansu'nun çıkacağını beklemiyordum. <laughs> orada en güzelini Acun abi yapıyor. Hadi ya dedi. Çok güzelsin Murat ya. Şey. hadi ya dedi. Hani, Çok güzelsin hani Biz yemiyoruz evet, dedi. Sen anlat Murat dedi. Murat Eke'nin Murat Eke'nin yaptığına almaza yatmak dedi. Yani. Murat Eke'nin batakta batak oynayanlar bunu bilir. Hani el almaz dersin. E, bırakırsın kağıtları. Aa öyle mi döndürün aranızda Murat dersin. almaz. Murat Eken hep Fransız ya. Fransa yatıyor. hep Fransız böyle. <laughs> hep şu içinde. Hiç olaylara böyle şey bakıyor makıyor ne yapayım. Sonra bir bakıyor hangi taraf daha güçlü hap oraya. Hangi taraf daha güçsüz oraya? Murat Ekem yani şey e, tam böyle bir tutarlı bir halini göremiyorum. Şimdi bu olay tabii ki hepimiz için birer ibrettir. E, çünkü ben bir izleyici olarak sadece bir izleyici olarak bugünkü olayları izledikten sonra... ...bu arkadaşların bundan sonraki süreçte herhangi bir söylemine, herhangi bir davranışına... ...altını doldurduğu metinlere inanamam. Kim inanır? Ve bunu bana kimse inandıramaz. Yani bu bu arkadaşlardan bir tanesi herhangi bir açıklama yaptığı zaman aa demek ki bravo çok doğru bir açıklama o yüzden bunu yaptı diyemem ki bunları gördüm abi evet. yani bunları gördüm anelen benim gözüme bunları soktular artık nesine inanacağım ben bu insanların bu sana bir şey söyleyeyim mi iki takımda da hani bizim ufaklığımızda mı siz hatırlamıyorsunuz sevimli hayalet kesperi var aa tabii de, ben çok severdim evet iki takımda da şu ana kadar iki tane sevimli hayalet kesper var hiçbir şey dokunmuyorlar etmiyorlar orada duruyorlar kimse de onları yazmıyor ha Kimler? bir tanesinde Rende, evet. bir tanesi de Kürşat. Mesela Rende ne yapıyor abi ben çok merak ediyorum. <laughs> yani Rende'nin, bana birisi bir şey anlatsın ben anlamıyorum. Rende, yani Rende'yi kimse de yazmıyor. Rende orada işte Azize takmış o da kafayı. Devamlı Azize yazıyor, Azize sallıyor. Filan öyle Rende oralarda takılıyor. Yani Rende Bağdat Caddesi'nde takılır gibi. Mesela kafelere filan giriyor çıkıyor. Oradan anladın mı? bir kalamışa gidiyor filan. Şey Kürşat oralarda bir orada bir şeyler filan yapıyor ama yani ne yaptıklarını ben çözemedim. Bu arkadaşlar niye mesela hiç yazılmıyorlar? Mesela Rende niye yazılmıyor? Kürşat niye yazılmıyor? Ben çünkü de aynı çünkü orada da bir orada da bir grup bah. var çünkü. şey söylüyor işte. Aziz'in söylediği doğru. Evet doğru. Aziz diyor, doğru. diyor ki benim şeyim yok diyor. Bir o ne, neden ona lobim. bir ha bir lobim yok diyor. Şimdi Rende ile Kürşat'ın inanılmaz bir lobisi var demek ki abi. Yazılmıyor bu adamlar yani. lo, lo, Abi Alper Rende'nin lobisi olduğu aşikar. Yani ha. bunu hani görmeyen göz bu programı izlemiyordur Tabii. herhalde değil mi? Lobi dediğimiz ama işte Halil'in bağ dediği şey aslında. Burada bakış açılarımız sizden biraz ayrılıyorum. Yani Sur işte bağda ben hangi bağ? Ben tamamen ayrılıyorum burada. Bağ derken yani, göbek bağı mı? E, Survivor'da bu arada... Performanstan belki de daha önemli diyebileceğim şey kurduğun insan ilişkileri ve kişi sayın aslında tamam. baktığına. Yani Survivor aslında özet olarak tam anlamıyla performansınla adadaki insan ilişkilerinin bir dengesi. Yani kimi zaman bu tarafa ağır geliyor ve e, performanstan dolayı ereniyorsun. Kimi zaman diğer tarafa ağır geliyor ki Survivor'un en güzelleştiği zamanlar grup içi dengelerin birbirine okları çevirdiği zamanlar. Yani önümüzdeki bir buçuk ay falan var bence. Dolayısıyla işte en sağlam bağ tırnak içinde en sona kalıyor Şimdi patır patır mesela bir noktada gelecek Alper o bağı da kopacak böyle. Uzay boşluğuna düşen bir yıldız gibi o da yazılacak. Ama işte o performans ve bağlarının seni orada tuttuğu kadar Survivor adasına varsın zaten. İşte o zaman... Ee... Lobi biraz daha acımasız geliyor bana aslında. Yani Hı -hı. daha doğrusu lobi de var. Bak lobi ne biliyor musun? Bence şöyle... Bence Asenaların lobide... ilişkisi mesela lobi. Yani i̇şte şöyle Bağ söyleyebilirim, üzerine değil çıkar zaten. üzerine kuruluysa... Hı -hı. Buna lobi diyebilirim ama gerçekten bir arkadaşlık kuran insanı da eleştirmem. Şöyle söyleyeyim ben de bu konuda açık fikrimi söyleyeyim. Bağ kelimesi bence çok hafif bir tabir. Çok çok hafif bir tabir. Lobiyi hafif bir tabir olarak nitelendiriyorum. Hani sen lobiye ağır dedin ya gerçeğini söyleyeyim. Örgütçüsün sen. Hayır çıkarcı ve menfaat ilişkisi abi bu tamamen. Yani şimdi mesela hani Alperren'de kısmında bağ diyoruz ya ben de sana sordum hani göbek bağı mı? Yani Alper Nadi'nin diğer arkadaşlarla ne gibi bir bağ olabilir abi? Sadece menfaat üzerinden kurduğu bir bağ olabilir. Gerçekten arkadaşlar inanmıyorsun o zaman. Sen diyorsun ki Survivor adasında arkadaşlık kurulabileceğine inanmıyorum. Şimdi izlediğim şu görüntülerden sonra buradaki arkadaşlıkların gerçekçiliğine nasıl inanabilirim ben? Sen beni ikna et. Hepsine değil. Hayır. Yani, Alper'le değil konu. Genel soru Tamam soruyorum. ama hayır şimdi mesela bir ünlüler takımını izledik. E, aynı şey aslında gönüller için de geçerli. Sadece hani ünlülerin birbirine yaptığı eziyet alenen ortada. Yani hani anlatabiliyor muyum ben? Gerçekten eziyet ediyorlar birbirlerini içeride. Gönüllü arkadaşlar biraz daha kapalı kutu oynuyorlar. Orada da bir aziz var. Bunları ortaya çıkarmaya çalışıyor. Çünkü oradaki örgüt biraz daha birbirine bağlı. Hani Gerçek e, anlamda. Mesela ben Özgür'ün Alper'in sevdiğine inanıyorum. Alper in, ya ben Yok canım. Yani yok, ben ya ben şimdi bilmiyorum. sevmek kelimesi hani şimdi bak şöyle. Yani, yani adada ne birlikte, hani? adada birlikte, şimdi orada bir hayat da var ya aslında oyun oynanmayan her saniye ve saatin geçtiği birliktelik bir süresi var. O süreyi Özgür, Aziz ya da Fatih ile değil ama Alper ve Osmancan'la geçiriyor olmak isteyebilir ve bu ben çok doğal. Ben şunu, arkadaş... tamam şunu söyleyeceğim sana, Özgür'le Alper Rende'nin sosyal hayatta, Survivor'daki sosyal hayatta muhabbet ettiği, fikir alışverişinde bulunduğu, ortak paylaşım içinde ...olduğu bir an göster var. Biz görmemiş olabiliriz ama çok vardır. A, o zaman şimdi be, bir dakika. Şimdi biz sen bu bu, bu bir tahmin Survivor içerisinde mi? Tahmin, evet Survivor içerisinde. Hani, tahmin zaten. Bu, olabilir bu bir tahmin. He. Şimdi çünkü ben bir gerçeklik gördüm. Sevgili Aysu ile Halil İbrahim duygusal olarak adada beraberdi. Aysu Survivor'ı bıraktı. Halil İbrahim'in o an kadının arkasından demediği laf kalmadı abi. Ya, bir de duygusal mı? bir beraberlik. Hani arkadaşlık falan da değil. O yüzden ben. Yani diğer gruba baktığım zaman da çıkarcı menfaatçi bir grup görüyorum yani başka bir şey görmüyorum.